Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bu videomuzda da sınav kazandıran anahtar kitap adlı eserden kavaid ile ilgili, gramerle ilgili bazı sorular çözeceğiz inşallah. Burada karışık gitmek istiyorum. Örnek sorular çözeceğiz inşallah. Hel ente talib, birinci sorumuz. Sen öğrenci misin? Buradaki zamirimiz önemli. Ente zamiri. Sen öğrenci misin? Cevapta ben diyeceğiz. Diyor ki bu soruya olumsuz cevap ver. O yüzden naam değil la diyeceğim. O yüzden naam olan şıkları eliyorum. A şıkkı gitti. Hel ente talib, sen öğrenci misin? La ana talib demiş. Hayır ben öğrenciyim. La ana mühendis, sen öğrenci misin? Hayır ben mühendisim. Olabilir. La ente demiş. Hem soruda hem de cevapta ente kullanmış. D şıkkı dayanmış. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. Sen öğrenci misin? Hayır, ben mühendisim. Hel huve müdir, o müdür mü diye soruyor. Hel huve müdir, o müdür müdür? Şimdi soruda huve zamiri var. O müdür mü? Evet, o müdür. Veya diyeceğiz ki hayır, o mühendis. Olumlu cevap ver demiş. Olumlu cevap ver dediği için naam kullanacağız. O yüzden la olanları eliyoruz. Naam huve müdir. Hel huve müdir? O müdür mü? Naam huve müdir. Evet o müdürdür. Naam ene müdir demiş. O müdür mü? Evet ben müdürüm demiş. Hatalı. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacak. Hel hiye irakiyetun? Yine soruda hiye zamiri kullanmış değerli arkadaşlar. Gaip zamir. O Iraklı mı? Olumsuz cevap ver demiş. Olumsuz cevap ver dediği için naam olmayacak. Naamları eliyorum. Hel hiye Irakiyetun, o Iraklı mı? Ya diyeceğiz evet o Iraklı veya hayır o Türkiye'li. Yine hiye kullanacağız cevapta. Hiye olmayan varsa eliyoruz. O da ene zaten elemiştik D şıkkını. Hel hiye Irakiyye? La hiye Türkiyetun. Bu doğru cevap. O Iraklı mı? Hayır o Türkiye'li. C de diyor ki hayır o Iraklı. Hem soruda hem de cevapta irakiyetini verdi. Hatalı. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı. Devam ediyoruz. Keyfel benatu, kızlar nasıl? Keyfe nasıl? El benatu, kızlar demek. Kızlar nasıl? Diyor ki yukarıdaki soruya zamirle cevap verirsek nasıl cevap verilir? Zamirle. Şimdi kızlar el benatu çoğul ve müennes bir isim. Dolayısıyla çoğul ve müennes olan bir zamir getireceğiz. Kızlar nasıl? Ya diyeceğiz ki onlar iyi. Dolayısıyla entünne sizler. Nahnu bizler olmaz. Hunne diyeceğiz. Hunne bi hayır. D şıkkında el benatu fil beyt. Kızlar evde. Zamir yok. Bir de nasıl sorusunun cevabı değil. Kızlar nasıl? Kızlar evde olmaz. Onlar iyi. Keyfel benatu, kızlar nasıl? Hunne bi hayır, onlar iyidir. Cevabımız A şıkkı. Halime Suriyelidir ifadesi. Halime müennes bir isim. O yüzden ikisi de müennes olacak. Halimetu Suriyun, hatalı bu. Halimetu Suriyetun olabilir. Hiye demiş, o Suriyeli. Biz Halime arıyoruz. Halimetu Suveysiriyetun, Halime İsviçreli. Cevap Bursa olacak. Halimetu Suriyetun. Halime Suriyelidir. Halil Libyalı. Halil müzekker. O yüzden ikisi de müzekker olacak. Halil Lübnaniyun demiş. Sonra da Libyalı demiş. A Lübnaniyun. Halil Lübnaniyetun müennes. Halil Libiyetun. Halil müzekker. Libiyetun müennes. Hatalı. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. Halil Libyon, Halil Libyalıdır. Sefara fiilinin hunne zamirine göre çekimini istiyor. Mesela şu soru şöyle de olabilirdi. Hunne nokta nokta. Sınavda karşımıza böyle de çıkabilir. Hunne nokta nokta. Sefara fiili nasıl gelir? Hunne sefertunne mi? Hunne seferne mi? Hunne sefer mi? Hunne tusafir mi? Şimdi hunne en alttan gelelim. Tusafir ne? Bu entunnenin muzari çekimi. Entunne tusafir mi?
Sefere huve çekimi. Huve sefere. A şıkkındaki sefertunne entunne çekimi. Entunne sefertunne. Hunne seferne. Sefere. Sefera seferu. Seferet. Seferete. Seferne. Hunne seferne. Ketebe. Ketebe. Ketebu. Ketebet. Ketebete. Ketebne. Hunne ketebne. Hunne seferne. Hunne celesne. Hunne zamiri gelince arkadaşlar nun ile bitiyor. Ketebne, zehebne, celesne, karabne şeklinde. O yüzden cevabımız B şıkkı. Hunne zamirine en uygunu B. Diğerleri uymuyor. Başka zamirlere ait. Hangisi zamir değil? Hume, hiye, hadihi, enti. Hadihi bir işaret ismi. Diğerleri zamirdir. Keyfe nokta nokta demiş ki nahnu bi hayır. Nahnu biz iyiyiz. Biz iyiyiz dediğine göre siz nasılsınız diyeceğiz. Soruda siz. Ahum onlar nasıl? Sen nasılsın? Onlar nasıl? Uymuyor. Keyfe entunne. Sizler nasılsınız? Entunne sizler. Diğerleri sizler değil. Biz iyiyiz. O yüzden cevabımız C şıkkı. Semira ve Leyla semi'a fiilini diyor. Semira ve Leyla'ya göre çekimle. Şimdi Semira müennes, Leyla müennes. Dolayısıyla semi'a fiilini ikil ve müennes yapacağız. Huma çekim. İsim vermişse hep gayip kabul ediyoruz. Yani Semira ve Leyla bunun yerine zamir getirirsek o ikisi deriz. Yani siz ikiniz, biz ikimiz değil. İsim vermişse hep onlar diyoruz. O, o ikisi onlar. Dolayısıyla huma çekim olacak. A şıkkı müzekker olmaz. B şıkkı müennes ancak tekil semiat. Sadece Semira deseydi veya sadece Leyla deseydi semiat olurdu. Semi'tuma D şıkkındaki de entuma semi'tuma. Burada entuma yok. İki isim vermiş. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Semira ve Leyla semi'ata. Hem müennes hem de iki olmuş. Ketebete, semi'ate, zehebete, seferete. Bunlar ikil ve müennes. Huma çekim. Yani semi'a, semi'a, semi'u. Semi'at, semi'ata. Ketebe, ketebe, ketebu. Ketebet, ketebete. Tabloyu gözümüzün önüne getirelim. Huve, huma, hum. Hiye, huma. Müenneslerde ikil olan. Ketebe, ketebe, ketebu, ketebet, ketebete, semi'ate, seferete. İkil ve müennes olduğu için C şık. Eyne nokta nokta. Cevapta demiş ki hum fil muhteber. Onlar laboratuvarda. Onlar laboratuvarda dediğine göre soruda onlar nerede diyeceğiz. Eyne hum. A şıkkı. B şıkkı siz neredesiniz? Onlar laboratuvarda olmaz. Biz neredeyiz? Onlar laboratuvarda. Sizler neredesiniz? Onlar laboratuvarda olmaz. Cevabımız A şıkkı olacak. Zeynep ve Muhammed fetaha. Zeynep müennes, Muhammed müzekker. Fetaha fiilini bu ikisine göre çekimle demiş. Elbehbe, kapıyı açtı diyeceğiz. Şimdi bir erkek, bir bayan varsa, bir müzekker, bir müennes varsa müzekkere göre çekimliyoruz. Yani ikil bunlar ve müzekker yapacağız. Feteha tekildir. Fetehat müennes, fetehata müennes, feteha diyeceğiz. Zeynep ve Muhammed, feteha elbâbe. Zeynep ve Muhammed kapıyı açtı. Feteha, feteha, ketebe, ketebe. Yani bir bayan, bir erkek var. Dolayısıyla müzekkere göre çekimliyoruz. B şıkkı olacak. Farklı bir teste geçiyorum. Burada da Selma ve Leyla konuşuyor. Selma soruyor. Keyfel hal, nasılsın? Bi hayır, elhamdülillah. Nasıl devam edebilir? Bi hayır, elhamdülillah. Keyfel hal. أنت كيف الحال وأنت كيف الحال أنت وأنت bunlar müzekker için Selma ve Leyla müennes olduğu için ve أنت كيف الحال diyecek cevabımız D şıkkı.
Çünkü burada Leyla Selma'ya soruyor. Ben iyiyim, peki sen nasılsın? Ve enti keyfel hal. Hel hâdâ bâbun, bu kapı mı? La. A şıkkı diyor ki hâdâ bâbun, olmaz. Bu kapı mı? Hayır, bu kapı olmaz. Çünkü burada hayır dedi, la. Hâdihi kalem, hâdihi müennes, kalem müzekker, olmadı. Hâdihi sebbûra, olabilir. Hâdâ müzekker, nafidetun müennes, olmadı. Cevabımız C şıkkı. Hâdihi sebbûra. Bu kapı mı? Hayır, bu yazı tahtasıdır. El-müderris, at-talib arasında bir diyalog var. Men hâdâ, bu kimdir? Nokta nokta sadîkî. Hâdâ sadîkî, olabilir. Ente sadîkî, sen arkadaşımsın. Hâdihi müennes, sadîkî, müzekker. Hiye müennes, sadîkî, olmaz, müzekkerdir. Dolayısıyla hâdâ sadîkî, doğrudur. Bu kim? Bu arkadaşım. Men hâdâ, hâdâ sadîkî. Devam ediyoruz. Mesmuki. Bayana diyoruz ki senin ismin ne? Mesmuki. Diyecek ki ismi. Senin ismin ne? Benim ismim. O yüzden C ve D olmaz. İsmi dememiş. İsmi Zeynep, ismi İbrahim. Mesmuki. Ki müennes için kullanıldığından ismi Zeynep olacak. İsmi İbrahim olmaz. Eğer mesmuke deseydi o zaman ismi İbrahim diyebilirdi. Hel Ahmed muhasib, Ahmed muhasebeci mi? Yukarıdaki soruya en uygun cevap hangisi olabilir diyor. Ahmed muhasib. Hel ile sorarsa ya naam ya da la diyeceğiz. Naam Ahmed mühendis. Evet Ahmed mühendis. Hatalı. Çünkü diyor Ahmed muhasebeci mi? Evet diyoruz Ahmed mühendis. Farklı bir meslek söylüyoruz. Yanlış. Naam huve mühendis. Yine evet o mühendis dedik. Hatalı. Naam Ahmed muhasibun, bu doğru cevap. Denizli. Ahmed muhasebeci mi? Evet Ahmed muhasebecidir. Hel ismuha Nebile, onun ismi Nebile mi? İsmuha dediği için onun ismi, cevapta da ismuha diyeceğiz. Bir de hel ile sorduğu için ya naam ya da la diyeceğiz. De hem naam la dememiş hem de ismi demiş. İsmuha diye sorduğu için ismuha kullanacağız dedik. A da gitti. İsmu demiş, o da gitti. Dolayısıyla cevap B şıkkı. Hel ismuha Nebile? Naam, ismuha Nebile. Onun ismi Nebile mi? Evet, onun ismi Nebile'dir. İlâ eyne ente zâhib? Sen nereye gidiyorsun? İlâ eyne ente zâhib? Sen nereye gidiyorsun? Buradaki ente zamiri önemli. Sen nereye gidiyorsun? Birinci önemli husus bu. İkincisi eyne bir soru ismi. Ondan önce ilâ geldi. Cevapta ila kullanacağız. Bakıyoruz hepsinde ila var. Ente olduğu için cevapta ene kullanacağız. Mesela D şıkkı yine ente demiş. Onu eliyoruz. Zehebtu ilel beyt. İlâ eyne ente zâhib. Sen nereye gidiyorsun? Eve gittim. Eledik. Zâhibetun ilel beyt. Yine zâhibun burada müzekker. Ente'ye göre çekimledik. Burada ene yok. Bir de zâhibetun var. Hatalı. Ana zahibun ilel beyt olacak. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Cevap B şık. Ma cinsiyetu Salim? Salim'in uyruğu nedir? Salim'in uyruğu ne? Salim müzekker bir isim. Ben Mısırlıyım, olmaz. O Suriye demiş. O Suriyeli dememiş. Hâdihi Mısriyetun müennes kullanmış. Salim müzekker. Huve Mısriyun. O Mısırlı. En uygun cevap D şık. Salim'in uyruğu nedir? O Mısırlıdır. Cevap değişik. Min eyne semiretu kadimetun? Semire nereden geliyor? Yine min eyne soru isminden önce gelmiş arkadaşlar. Bir harfi cer. Bu harfi cer'i cevapta kullanacağız. Bakıyoruz nerede min yok. B şıkkında yok. D şıkkında yok. O yüzden bunları eledik. Min eyne Semira kadime? Semira nereden geliyor? A şıkkı Semira min Türkiye. Semira Türkiye'den. Kadimetun dememiş. Geliyor dememiş. Hiye kadimetun min Türkiye. O Türkiye'den geliyor. Doğru cevabımız C şıkkı. Semira nereden geliyor? O Türkiye'den geliyor. Hiye kadimetun min Türkiye. Doğru cevap C şıkkı.
Burada geçiyoruz. Bikem hadihil ceride, bu gazete kaça? Kem kaç demek arkadaşlar? Ondan önce bir soru ismi bi gelmiş. Bunu da cevapta kullanacağız. Olmayanı eliyoruz. A şıkkında yok. B şıkkında yok. Diğerinde var. Hâdâ bir riyal bi hamseti riyâle. Bi kem hâdihil ceride, bu gazete kaça? El ceride ve hâdihi müennes. Hâdâ demiş C şıkkında. Onu da eliyoruz. Bi hamseti riyalat. 5 riyaledir. Doğru cevap Denizli. Riyal müzekker olduğu için hamsete müennes oldu arkadaşlar. Zıt geldi. Ayrıca riyalat çoğul ve kesreli olarak çekimlenmiş. Ente mâzâ turîdû? Sen ne istiyorsun? Soruda turîdû var arkadaşlar. Bu önemli. Bir de ente. Ene urîdû diyelim. Sen ne istiyorsun? Ben şunu istiyorum. A şıkkına bakıyoruz. Turîdû demiş. Eledik bunu. Ene hakîbe, ben çanta. Ente hakîbe, sen çanta. Urîdû hakîbeten, çanta istiyorum. Mâzâ turîdû? Ne istiyorsun? Uridu hakibeten, çanta istiyorum. Doğru cevabımız D şıkkı. Lokanta kelimesinin karşılığı hangisidir diyor. Lokanta mat'am olacak. C şıkkı. Gurfe oda, müsteşfe hastane, mektebetun kütüphane veya kırtasiye demek. Dolayısıyla uygun cevap C şıkkı. Risaletun kelimesinin çoğulu resail olacak. B şıkkı. Ahmet ne yapıyor sorusuna hangisi cevap oluyor? Veya mâzâ yef'alu Ahmet desek, Ahmet ne yapıyor? Mâzâ yef'alu Ahmet? Ahmet müzekker olduğu için yakra diyeceğiz. Kara'a mazi fiil olduğu için olmaz. Kara'te sen okudun. Takra'u o bayan okuyor veya sen okuyorsun, olmaz. Ahmet ne yapıyor? Yakra okuyor. Cevabımız A şıkkı. Hel turidu kullel evrak? Bütün evrakları mı istiyorsun? Yine turidu, sen istiyorsun. Hel yuridu, pardon. O bütün evrakları mı istiyor? Hel yuridu. O bütün evrakları mı istiyor? Soruda o dediği için cevapta da o istiyor olacak. A şıkkı uridu demiş, eledik. D şıkkı uridu demiş, onu da eledik. O bütün evrakları mı istiyor? Hayır. O bütün evrakları istiyor. Olumsuz. Burada sordu, bütün evrakları mı istiyor? Hayır. Bütün evrakları istiyor yine demiş. Anlamlı değil. La yuridu varakaten vahideten. Hayır, tek bir kağıt istiyor. O yüzden cevap C şıkkı. Bütün evrakları mı istiyor? Hayır. Bir evrak istiyor. Bir kağıt istiyor. Ayna ya'malu tabib? Doktor nerede çalışıyor? Bu soruya en uygun cevap hangisi? Fişerike, şirkette. İlel müsteşfe, hastaneye. Mine şerike, şirketten. Fil müsteşfe, hastanede. Ayna diye sorarsak ya fi kullanacağız ya da ala ya da bir zarf. Burada fil müsteşfe, hastanede demiş. En uygun cevap bu. Fişeriketi, doktor şirkette çalışmaz. Hastaneye demiş, şirketten demiş. Anlamlı değil. Cevap D şıkkı. Hangisi anlamlıdır? Zehebe gitti. Ahmet ve Ahmet gitti. İla nokta noktaya mübekkiren erkenden. Nereye gittiğini söylemiş. Okula mı gitti? Eve mi gitti? El camiatü üniversite. İla nokta nokta tehtacu ihtiyaç diyor. Neye ihtiyaç diyor? Bir de ila fiilin başına gelmez. Fiilden sonra gelir. Tehtacu ila. El camiatü tehtacu ila nokta nokta deseydi doğru olurdu. As-savmu ruknun min erkanil İslam. Oruç İslam'ın rükünlerinden bir rükündür. Bu doğru. Anlamlı bir cümle. Yahtacul beytu. Ev ihtiyaç diyor. İla nokta. Neye ihtiyaç diyor? Onu da söylememiş. O yüzden cevabımız Ceyhan. Hangisi fiil cümlesi? Hüsam. Hepsinde özel isim zaten başa gelmiş. Zehebe. Ortaya çıkarmak zor olmasa gerek bu soruyu. At-tullabu, erkek öğrenciler. Zahibune, gidiyorlar. İlel mat'ami, restoranta, yemekhaneye gidiyorlar. Altı çizili kelimeyi müennes yaparsak. Şimdi bu çoğul ve müzekker. At-tullabu çoğul müzekker.
Bunu müennes yaparsak çoğul ve müennes bir isim alıyoruz. A. At-talibani ikil. At-talibune çoğul. Müzekker gibi yapmaya çalışmış. At-talibetani ikil. Çoğul ve müennes olan isim. At-talibatu. Zahibune zahibatun yapıyoruz. At-talibatu zahibatun ilel mat'am. Kız öğrenciler yemekhaneye gidiyor. Ela teşrabu, içmez misin? El kahvetel arabiyyete, Arap kahvesi içmez misin? Şimdi ela olumsuz bir soru arkadaşlar. Ela, içmez misin? Buna olumlu cevap verirsek bela deriz. Olumsuz cevap verirsek naam. Yani buna la diye cevap verilmez. O yüzden la'yı eledik. Eğer naam diye cevap verirsek, naamdan sonra bir olumsuzluk edatı olması lazım. Çünkü naam bir olumsuz cevap. Naam demiş ama olumsuzluk edatı getirmemiş. C'yi de eledim. El-kahvetul arabiyye müennes bir isim. A'da demiş ki bela eşrabuha. Eşrabuha, onu içerim. D'de demiş ki naam la eşrabuhu. Hu müzekker bir zamir. Burada kahve müennes uymuyor. O yüzden D'yi eledik. Cevabımız A şıkkı. İçmez misin? Bela eşrabuha. Elbette onu içerim. Hel huma, burada soru biraz yukarıda kalmış. Hel huma qadimani li siyahati, o ikisi seyahat için mi geliyor? Li için de mi? Huma, o ikisi. O ikisi seyahat için mi geliyor? O ikisi dediği için cevapta yine diyeceğiz. Evet, o ikisi seyahat için geliyor veya hayır, o ikisi eğitim için geliyor. Naam nahnu demiş, biz onu eledik. Olmaz. Diğerler olabilir. Hel huma qadimani li siyaha? Naam huma qadimani li siyaha. Evet, o ikisi seyahat için geliyor. Olabilir. La, hayır. Huma qadimani li siyaha. Hem burada li siyaha dedi. Hem burada olumsuz kullandı, yine li siyaha dedi. Bu hatalı. Naam, evet. Huma qadimani li dirase. Hem naam dedi, hem de liseyaha dışında başka bir şey söyledi. O yüzden hatalı. Cevabımız B şıkkı. Son soruya mı geldik? Yok, iki soru kalmış. Limâdâ, niçin tuhibbu, seviyorsun el kutube, kitapları. Kitapları niçin seviyorsun? Ya nokta nokta için diyeceğiz ya da çünkü diyeceğiz. Limâdâ, ne için? Ya diyeceğiz ki li nokta nokta veya li enne, çünkü de. Li ennel kutube mufidetun, çünkü kitaplar faydalıdır. Olabilir bu. Li enne, çünkü huve, o müzekker, mufidetun müennes, hatalı. Kutup çoğul ve akılsız bir isim. O yüzden müennes kabul ediyoruz. Huve getirmeyeceğiz. Li enne, çünkü el kıraate, çünkü okumak, kitabun kitaptır. Çünkü okumak kitaptır, manalı değil. Tuhibbu, seviyorsun veya o seviyor. El-kiraete, okumayı. Okumayı seviyorsun. Niçin kitap okuyorsun? Okumayı seviyorsun. Manalı değil. Niçin kitapları seviyorsun? Çünkü kitaplar faydalıdır. Cevabımız A şıkkı. Hel entum qadimune li ziyara. Sizler ziyaret için mi geliyorsunuz? Entum, sizler. Soruda siz dediği için cevapta biz diyeceğiz arkadaşlar. A şıkkı entum demiş, eledik. C şıkkı entum demiş, eledik. D şıkkı hum demiş, eledik. Nahnu olanı arıyoruz, o da B şıkkı. Naam, nahnu qadimune li ziyaret. Siz ziyaret için mi geldiniz, geliyorsunuz? Evet, biz ziyaret için geliyoruz. Cevabımız B şıkkı. Diğerlerinde nahnu yok, o yüzden eledik. Soruda siz diyorsa cevapta biz diyeceğiz. Siz öğrenci misiniz? Evet, biz öğrenciyiz şeklinde. Evet, burada bitirelim. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar diliyorum.